Arkadaşlar size bugün Bostan Batlıcan'dan güzel bir yemek yapacağım. Tavuktan. İnşallah faydalı bir video olur. Beğenirsiniz. Lafı uzatmadan direkt ne yapacağım? Hem malzemeyi tanıtacağım hem yemeğimizi yapmaya başlayacağım. Patlıcanlarımız hazır. Şimdi bununla ilgili şunu söyleyeyim. Eğer patlıcanlarımız ufaksa ne yapacağız? Şu şekilde ortadan ikiye böleceğiz. Bostan patlıcanlarımız büyükse onlarda yapmamız gereken işlem ne? Onlarda yapmamız gereken işlem de şu arkadaşlar. Yani küçükleri şu şekilde, büyükleri bu şekilde koyacağız. Tavuğumuzu ince doğrayacağız. Çok fazla iri olmayacak. Hemen ne yapıyoruz? İrisi ikiye bölüyoruz tavuğumuzu. Ufaltıyoruz. Tavla zarı gibi olacak. Bunu tabii bostan patlıcanla yapmanız şart değil. Normal patlıcanla da yapabilirsiniz. Lezzette bir kayıp olmaz. Yani evde bulunan malzemeden her gün aynı yemekler değil de yemeklerinizi çeşitlendirebilirsiniz. Mesela bir tane tavuk göğsü ortalama 200 gram gelir. 200 gramlık tavuk göğsünden bir 5 kişilik çok şahane bir yemek çıkartabilirsiniz. Şimdi 200 gramlık bir tane tavuk göğsünden nasıl şahane bir yemek çıkacağını size göstereceğim. Şimdi iki dişte sarımsak doğruyoruz. Soğanımızı, domatesimizi, biberimizi, her şeyimizi doğradık. Ocağın başına geçiyoruz. Arkadaşlar birinci patlıcanı koydum. Şöyle gördüğünüz gibi çok fazla yağımız sıcak olmayacak. Çok fazla sıcak olursa ne yapar? Yüzü kızarır, içi çiğ kalır. Arkadaşlar şimdi patlıcanlarımızı iki taraflı kızarttık. Şöyle bir gösterelim. Bu patlıcanları kızartırken yüksek ateşte kızartmayacağız. Sebebi ise yüzü yanar, içi çiğ kalır. Şöyle hafiften bastıracağız. Yumuşadıysa patlıcanlarımız pişmiş demektir. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer işleme geçiyoruz. Yarım fincan civarında sıvı yağ boşaltıyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Soğanımızı ilave ediyoruz. Videoların açıklama bölümünde her yaptığım, yani evde yaptığım yemeklerin tamamının 5'er porsiyon malzeme listesi var. Mutlak surette onu okuyun, yanılmazsınız. Soğanlarımız kavrulmaya başladı. Hemen ne yapıyoruz? Tavla zarı gibi doğradığımız küçük küçük tavuklarımızı içine ilave ediyoruz. Bunu sulandırmayacağız. Çevire çevire kavuracağız. Tavuklarımız kavruldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bir yemek kaşığı salça atıyoruz. Salçamızı iyi kavuracağız. Hem lezzeti için, hem rengi için, hem de midemizde ekşime yapmasın diye. Ben her zaman aynı şeyleri söylüyorum. İşte midemizde ekşime yapmasın. Koruma özelliğinden bunlardan bahsediyorum. Yeni gelen takipçi arkadaşlarım da bunları duyması için. Salçamızı iyice kavurduk. Şimdi daha lezzet verebilmek için salçayla domates, biberi şöyle bir buluşturacağız tavuğumuzla beraber. Buluşturacağız ki salçayı her tarafına değdireceğiz. Daha lezzetli olsun diye ve domates, biber canlı kalsın, rengini kaybetmesin diye her tarafına değdirdik. Şöyle bir su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Yemeğimizi bir rahatlatıyoruz. İkinci su bardağı soğuk suyumuz. Yani ikinci su bardağını isterseniz sıcak su da verebilirsiniz. Ama ilk salçalı yemeklerde ilk suyunuz mutlaka çok az bir oranda soğuk su olsun. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Hemen şöyle bir gösterelim. Yemeğimiz pişti. Domateslerin, biberlerin rengini görüyorsunuz.
hala aynı canlılıkta. Tabii ki bu salçadan kaynaklanıyor. Ne yapıyoruz? Tuz, karabiber, pul biber, kimyon. Burada iki dişte sarımsak var. Kimyon tamamen sizin tercihiniz. Ben kimyonu özellikle kullanıyorum. Hem kimyonu yemeklerde sevdiğimden dolayı hem de mideyi rahatlattığından dolayı. Şimdi bunun altını kapatıyoruz. Soğutmaya alıyoruz. Tenceremizin dibi kuru olacak. Bir damla su olmayacak. İki yemek kaşığı tepeleme un ilave ediyoruz. Ocağımızın altı yüksek olmayacak. Yüksek ateşte çok çabuk yakarız. Bunu bu şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Un kokusundan, hamur kokusundan ekin kokusuna gelene kadar. Kokladığınız zaman benim demek istediğim kokuyu alırsınız. O kokuyu alana kadar hamur kokusu, un kokusu gidene kadar kavuracağız. Tabii helva gibi kavurmayacağız, yakmayacağız onu. Unumuz kavruldu. İstediğimiz kıvama geldi. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle yağ ilave ediyoruz. Yağı kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Döktüğümüz yağ unumuzun tamamını ne yapacak? İçine alacak. Hafiften de böyle yumuşak bir kıvama gelene kadar yağ koyacağız. Yani iki yemek kaşığına bir fincan sıvı yağ. Şimdi tekrar bir daha göstereyim nasıl kıvamda olması gerektiğini. Görüyor musunuz? Akıcı bir kıvamda. Çok fazla da koymayacağız. Artık bunu bir daha kavurmamıza gerek yok. Un önceden kavrulduğundan dolayı. Şimdi ocağımızın altını kısıyoruz. Neden kısıyoruz? Unumuz, yağımız kavrulmuş olduğundan dolayı. Bir bardak soğuk süt. Yani toplanır diye korkmayın. İkinci bardak soğuk sütümüz. Önce bunu bir karıştıracağız, alıştıracağız. Ondan sonra kıvam ayarlaması yapacağız. Size şunu söyleyeyim. Beşamel sosu yapmak çok kolay. Neden? Çok koyu oldu diyelim. Süt pastörize olduğundan dolayı ocaktan aldığın zaman üzerine süt ilave edip beşamel sosu istediğin kıvama getirebilirsin. Şimdi bunu kaynatacağız. Kıvam ayarı yapacağız. Şimdi şekilde görün. Beşamel sosumuz koyulaştı. Daha önce de söylediğim gibi hiçbir endişeniz olmasın. Süt verebilirsiniz. Bu sizin işinizi kolaylaştırır. Kısık ateşte olduğu sürece. Tekrar alıştıracağız. Hafiften akıcı kıvama gelene kadar yavaş 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 süt ilave edebilirsiniz. Beşamel sosumuz hazır. Ne yapıyoruz? Sarımsak ilave ediyoruz. Tuzunu ilave ediyoruz. Elinizde muskat varsa muskat ilave edebilirsiniz. Şimdi bu hazır. Diyelim ki işin geç kalacak veya yetiştiremedin. Beşamel sosumuz koyulaştı. Ne yapabilirsiniz? O işlemi yaparken üzerine az bir pastörize süt ilave edip istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Diğer işleme geçiyoruz. Şimdi şöyle tavuklarımızı ne yapıyoruz? Güzelce bir süzüyoruz. Dibindeki suyunu sosta kullanacağız. Ayrıca sos yapmayacağız. Şöyle patlıcanlarımıza bastıracağız. Kolay yemeği zor hale getirmeyeceğiz. Hafiften koyu. Bunu ne yaparsınız? Şöyle çok az bir süt ilave ederek istediğiniz kıvama getirirsiniz. Korkmayın. Tekrar fırına girecek. Hemen şöyle beşamel sosumuzu alıyoruz. Şöyle tavuklarımızın üzerine doğru. Efsane bir lezzet olacak tabii bu. Bu ne olacak? Fırına girdiği zaman beşamel sosu emecek. İnanılmaz derecede ortaya güzel bir lezzet, güzel bir görsellik çıkacak. Yani bunu yiyen evdekiler de misafirin de ne diyecek? Ya keşke senin yanında biraz yemek öğrensem diyecek. Ya da nereden öğrendin diyecek. Şimdi sıra geldi diğer işleme. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle kaşarlarını döküyoruz. Arkadaşlar her yemeğe biber domates yakışmaz. Buna da yakışmaz. Bu yemeğin özü de orijinali de bu. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına gönderiyoruz. Arkadaşlar bostan kebabımız hazır. Hemen şöyle bir sunumu alalım. Yemeğimiz hazır. Şöyle bir çevirelim. Her yemeğin bir alternatifi var. Ne kadar bostan kebap kuzudan da yapılsa, tavuktan da, kıymadan da yapabiliriz. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım.
Afiyet olsun.